Öncelikle bu güzel toplantıyı organizasyonunu gerçekleştiren başta ev sahibi olmak üzere dernek başkanımız ve kıymetli hocalarım. Günün son konuşması olarak ben sizlere bugün pankreas adeno kanserlerinde neoadjuvan tedavi sonrası hasta değerlendirme ve cerrahi kararı ile ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Pankreas adeno kanseri gün içinde bütün hocalarımızın bahsettiği gibi prognozu en kötü kanser grubu. Lokalize olgularda 5 yıllık sağ kalım %20'lerde. Ben anlatmaya devam ediyorum. Yok değil. Lokalize olgularda 5 yıllık sağ kalım %20'lerde. %80-90 hasta henüz daha tanı konulduğu anda inoperabil olarak kabul ediliyor. Yani aslında bütün günkü konuşmalarımız geriye kalan %10-20'lik vaka için. %80-90'ı için asıl bunu düşünmemiz gerekiyor. Acaba erken tanı yöntemleri mi yetersiz? Yani bir mide tümörü gibi önceden bir endoskopi gibi ya da EUS gibi tarama mı yapılmalı? Yoksa PET daha da geliştirilip belli bir yaşın üstünde meme kanserleri gibi bir tarama mı yapılmalı ki biz bu %80-90'ı cerrahinin içine çekebilelim? Biz %10-20'nin üzerinde ne konuşursak konuşalım hastaların %90'ı inoperabil deyip çıkıyoruz sonunda. Erken tanı yöntemlerinde de laboratuvar, radyolojik, genetik taramalar her şey deneniyor ama hala %80'inde bir sonuç yok. Pankreas adeno kanserlerinde prognozu belirleyen tabii ki cerrahi. Özellikle R0 rezeksiyon önemli. Cerrahi marjin çünkü 5 milimin üzerinde olması gerekiyor. Lenf nodu negatif olgularda 5 yıllık survey pozitiflere göre 3 kat daha fazla. Tabii tümör çapı, diferansiyasyon derecesi önemli. Neoadjuvan ve adjuvan tedaviler de önemli. Normalde tedavi kararını resectable, borderline ya da unresectable tümörlerde ve resectability kriterinin de metastatik olup olmaması veya vasküler invazyon olup olmamasına göre belirliyoruz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ve anlatılan konulara baktığımız zaman borderline'da sorunumuz yok zaten. Unresectable'da da yok. Son çalışmalar özellikle onkolojik ayaklı yapılan çalışmalarda acaba resectable tümörlere de neoadjuvan tedavi verilebilir mi tarafı konuşuluyor. Peki biz hasta değerlendirmesi ve cerrahi kararını neye göre vermemiz gerekiyor? Tomografi, PET, CA19-9, genetik çalışmalar, skorlama sistemleri ve tabii ki cerrahi deneyim. Bunları incelediğimiz zaman ilk olarak tomografi. Neoadjuvan tedavi sonrası rezektabilite ve rekürrensi değerlendirmede en önemli radyolojik tetkik. Yayınlara baktığımız zaman ki son 3-4 yıldaki yayınlar Kore'den, Mayo Clinic'ten, Review'lar hepsi aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. Örneğin Kore'deki gelen yayın 127 hastalık, 13 tanesi rezektabil, 99 tanesi borderline, 15 tanesi de lokal ileri tümör. Stabil 95 hasta, %74. Tümör küçülmesi 28 olguda, %22. Sadece ve sadece 4 olguda tümör ilerlemiş. CA19-9 düzeyine baktığımızda 104 hastanın 96'sında stabil kalmış veya azalmış, %92. Lokal ileri tümörlerin de 7 tümörün ikisinde azalmış CA19-9 düzeyi. Yine aynı yayın ayrıntıya girmeyeceğim ama NCCN kriterlerine göre kabul edilmiş ve onu destekler durumda artık tomografi. Yani tomografi artık standart bir değerlendirme yöntemi. Peki Mayo Clinic ne diyor bu konuda? O da farklı olarak şunu söylüyor. Patolojik yanıtı belirlemede tomografi önemli. Ama volümetrik tomografi daha da iyi. Fakat en iyisi PET diyor. Peki canlı tümör neoadjuvan tedaviden sonra
canlı tümörün varlığı ya da fibrozis ayrımı. Burada volümetrik tomografi için iyi diyorlar. Ama kabul edilen şu ki kesinlikle PET çok daha iyi. Tomografide grafik olarak ve kafamızda oluşması açısından Boston skorlaması dediğimiz bir skorlama var. Grade 0, hani küçük bir tümör. Artere vene herhangi bir yakınlık durumu yok. Grade 1'de yağ doku planları yavaş yavaş kaybolmaya başlamış. Vasküler yapılarda düzensizlik. Vasküler yapıların 3'te 2'sini tutuyor. Vasküler yapıların tamamını çevreliyor. Şimdi 2010 yılında Murat hocamızın sabahki toplantıda söylediği gibi, yani cerrah kendisini geliştirebiliyor. Bakın 2010 yılındaki yayının şöyle baktığımız zaman anrezektabilite, yani erken evre tümörlerde bile %16'ymış 2010'da. Şu anda %1'in altında. Yani cerrah burada anrezektabilite kendini geliştirmiş. Cerrahi sınır pozitifliğine bakıyoruz. %21, 43, 25, %80'i çok yüksek. Biz 14 yılda vasküler rezeksiyonları artırarak biz cerrahi sınır pozitifliğini de aslında halletmişiz. Ama 2010 yılının aynı çalışmadaki survey'e bakalım. Bugünkü survey ile aynı. Demek ki cerrahi geliştirmek yetmiyor. Vasküler rezeksiyonu artırmak yetmiyor. Neoadjuvan tedaviyi güçlendirmemiz, yeni ajanlar bulmamız ve olmazsa olmaz işin genetik tarafına geçmemizi öneriyor. Bir diğer tomografiden sonra PET, evet son yıllarda popüler olan özellikle metastatik ve rezidü tümör. Çünkü neoadjuvan tedavi alanlarda rezidü tümör varsa sınırda biraz daha cerrahi bekletin, tedavi süresini birazcık daha uzatın diyorlar. Bunu da en iyi gösteren PET. Ayırıcı tanıda da önemli. Otoimmün veya kronik pankreatitle tümör ayrımında PET MR'ın etkili olduğu söyleniyor. Sonuç olarak radyolojik olarak tomografi ve PET'i kombine kullanın. Tomografide evet vasküler planımızı çizme açısından bize yol göstersin. PET de cerrahi öncesi acaba azıcık da olsa bir tümör rezidüsü var mı? Varsa tedaviyi birazcık daha uzatalım, neoadjuvan tedaviyi. Sonra cerrahi yapalım. Böylelikle ikisini kombine kullanırsak daha etkili olmuş olur. Üçüncüsü, birçok konuşmacının slaytlarında bir tane, iki tane hep C19.9 var. Çünkü sensitivitesi %79, spesifitesi %82 ve yapılan çalışmalara baktığımız zaman da yavaş yavaş bir cutoff değeri oluşmaya başlamış. Tıpkı AFP'deki düzeyler gibi HCC hastalarında. Buradaki cutoff değeri 180 ila 250 arasında yayınlarda oluşmaya başlamış. Öylesine ki eğer ki ne CA19-9 değerimiz 100-250 arasındaysa rezeksiyon sonrası 5 yıllık survey'e baktığımız zaman %16'dan bir anda %8'e düşüyor. %50'lik bir cutoff düşüşü burada. Ve bunu destekleyen toplam 6-7 tane çalışma buldum. Hepsi 250 civarında odaklanmış durumda. Ve en az slide, en az bildiğim, en az yayın okuyabildiğim konu bu. Dolaşımdaki tümör hücre DNA'sı. Asıl iş burada. Eğer DNA ve mRNA olayları çözümlenebilirse, tıpkı bizim bu yaptığımız toplantılar, kongreler gibi, kongrelerde konsensuslar oluşur. Buraya Ar-Ge yatırımları yapılabilirse, DNA tespit edildiği zaman rutin taramada sadece hastalık erken tanısı değil, sonraki dönemde verilecek olan adjuvan kemoterapinin de özgürleşmesini sağlayacak. Yayınlar diyor ki çok pahalı, çok zahmetli, onun için yavaş ilerliyor. Ama bence pankreas tümörünü çözecek olan burası. Eğer mRNA, DNA, RNA çözümlenirse adjuvan tedavinin adı da daha netleşecek. Erken mortalite skorları hepimizin bildiği gibi
Ama bu skorlar göreceli. Hastadan hastaya değişiyor. Eğer skor sayımız 3 veya 4'ün üzeri ise mortalite birazcık daha yüksek. Bütün bu söylediklerimizi özetleyen bir review. Evet, tomografi önemli ama çok da doyurucu değil. Eksik kaldığı yerler var çünkü rezidü tümörü göstermiyor. PET yeni yeni kullanılmaya başlanmış. Rezidü tümörü gösteriyor ama bir dezavantajı var. Vasküler plan ve rezeksiyon planında çok iyi değil. Eğer orada gelişirse kesinlikle tomografiyi ortadan kaldırabilir. C199 dediğimiz gibi yardımcı, öngörü, adjuvan tedavide bize bir bilgi veriyor. Çünkü pre-op ve post-op C19 düzeyleri bir öngörümüzü sağlıyor. Ve en önemlisi de en sona koyduğumuz yine mikro RNA'lar ve DNA çalışmaları. Peki ne adjuvan tedavi ile cerrahi arası süre ne olmalı? Burada rezektabl, borderline ve lokaliteri tümörlerde farklı. Rezektabl tümörlerde şu anda devam etmekte olan çalışma 16 haftalık tedavi, araya cerrahi, sonrasında 8 haftalık tekrar tedavi. Borderline klasikleşmiş ortalama 8 ila 18 hafta arasında tedavi öneriliyor. Ama lokalleri de hasta bazda değişiyor. Hasta operabilite şansını yakalayamayacaksa verilebildiği kadar tedavi devam ediyor. Bu süreyi inceleyen başka bir çalışmada da göstermiş ki 20 haftadan daha uzun süren tedavilerde onkolojik sonuçlar çok daha iyi. Peki gelecekte pankreas kanserine bağlı ölüm oranları, bakın akciğer azalıyor, kolorektal, meme azalıyor, prostat, artan tek tümör ve 2030 yılına kadar öngörülmüş ve artması planlanan pankreas tümörü. Kendi olgularımızdan bir tane. Borderline pankreas başı tümörü, genç bir hasta, 48 yaşında. Pankreas başında 3 santimlik bir lezyon, SMA ve portal vene invazyonu var. Laboratuvarında KCFT yüksekliği, kolanjiti var. Dikkate değer bir C199 yüksekliği var. Biz rutin olarak EUS'la biyopsi yaptırdık. Patoloji sonucumuz adeno kanser. Kolanjiti de olduğu için tedavi sürecinde sıkıntı olmasın diye stentini koyduk ve konsey kararı olarak neoadjuvan tedavi dedik. 4 aylık tedavinin sonunda çekilen filmlerimiz hem arteriyel hem portal fazda. Aslında lezyon stabil. Tümör aynı büyüklükte. Hem SMA hem portal ven invazyonu duruyor. Ve hastayı cerrahiye aldık. Total pankreatektomi yaptık portal ven rezeksiyonuyla. Amacımız aslında Whipple'dı ama Frozen'da cerrahi sınır tümör soru işareti, fibrozis soru işareti deyince totale tamamladık ve patoloji sonucumuz T2 N0 geldi. 17'de 0. Adjuvan tedaviye gönderdik. Takiplerinde BT'si var, MR'ı var ve PET'i var. Sadece BT'de bir pelviste minimal sıvı. Temmuz 2023'te 10 ay sonra hasta karın ağrısı, bulantı ve kusma ile yatırdık. İleusu düzelmeyince cerrahiye karar verdik. Cerrahi için açtığımızda hastaya sadece küçük biridektomiler yapabildik. Hastaya ileostomi bile açamadık. Sonuç, genç bir hasta, her şey kitabına uygun yapılmış. Yani adjuvan kararı, stenti, adjuvan tedavisi ama sonuç 10 ay. Gözle görülen tek şey C19-9 yüksekliğinin çok yüksek olması. Bir diğer hastamız da korpus tümörü. Pankreas korpusta yaklaşık 4 santimlik lezyon. Common hepatik artere, çölyak truncusa, splenik artere invazyonu var. Portal konfluans düzeyinde tutulum. Biz bu hastaya da neoadjuvan tedavi dedik. Ve 5 ayın sonunda lezyonlar yine stabil. Videoları oynatamadım. Ve biz bu hastada distal pankreat yani Apple B ile birlikte bir rezeksiyon oynayacak mı bakıyorum. Maalesef. Rezeksiyon işlemlerini tamamladık. Tabii ki her zaman böyle kolay olmuyor. Özellikle neoadjuvan, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda.
Agresif cerrahiye giderken şunu da bilmeliyiz. Bu olguda olduğumuz gibi biz tümörden çok rahat kurtarabiliriz hepatik arteri derken ihtimali bir diseksiyon çok hızlı bir şekilde hepatik arter trombozu ve tutabildiğimiz yerden diyelim artık iki taraftan klempleyip hepatik arter rezeksiyonu gastroduodenal artere anastomoz yaptık. Onun için neoadjuvan tedavi alan hastalarda bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Peki sonuç olarak neoadjuvan tedavi için intraoperatif hastalık evrelemesi önemli. Tanısal laparoskopiden çok bahsedilmedi ama yavaş yavaş kullanıma giriyor. Ve aşağıdaki durumlarda yani CA19-9'u çok yüksekse, büyük bir tümörü varsa, lenf nodu tutulumu yüksek oranda semptomatikse, NCCN mutlaka laparoskopi yapın diyor. Ve tedaviye başlamadan önce ve mümkünse ultrason eşliğinde ve mümkünse peritoneal lavaj örneklemesi yapın diyor. Sonuç olarak biz ne diyebiliriz neoadjuvan tedavide? Cerrahi rezeksiyon ve R0 rezeksiyonunu kolaylaştıracak. Cerrahi manipülasyon sırasında tümör yayılma riskini azaltacaktır. Ve R0 rezeksiyon önemi göz önüne alındığında resectable tümörlerde hala biz cerrahi tarafındayız. Ama onkolojik yayınlar siz bunlara da lütfen neoadjuvan verin diyorlar. Ama biz hala biz derken hepimizin kabul ettiği şu anki yayınlar resectable tümörlerde cerrahi. Borderline'da mutlaka neoadjuvan, unresectable tümörlerde mutlaka neoadjuvan tedavi öneriyoruz. Ve sonuç olarak son slaytım, lokalleri tümörlerin değerlendirilmesi önemli. Tomografi, PET-BT, PET-MR, CA19-9 ve mutlaka konsey kararları önemli. Ve son olarak da bunların deneyimli bir merkezlerde yapılmasını önermekteyiz. Herkese teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Hipotezi başı sonu belli konuşma için. Sorusu olan, katkısı olan buyurun hocam. Başlayalım. Neoadjuvan sonrası radyolojik değerlendirme her zaman bizi bir yere götürmüyor. Yani tümör mü, fibrozis mi ayırt edemiyoruz. Konuşmanızda da belirttiniz. Stabil tümör, çok ilerlememiş, metastaz yapmamış, büyümemiş de küçülmemiş de. Bu tür olgularda cerrahi olarak bu hastalara açıp bakmalı mıyız, ne yapmalıyız? Çünkü radyoloji de yetersiz oluyor, PET de yetersiz oluyor. Ama bir tümörde prognoz görmüyoruz, progresyon görmüyoruz, stabil bir tümör. Sizin tutumunuz nasıl oluyor? Bizim değerlendirmemiz eğer ortada bir vakaysa bugün gün içinde de konuşuldu aslında Gürkan ve şeyin tartışmasında Gürkan Bey'in biz mutlaka laparoskopi yapıyoruz. Bu tür hasta eğer hastanın risk faktörü fazla değilse yaşı itibariyle ek morbidite nedeniyle biz önce laparoskopi ve intraoperatif ultrasonumuz var laparoskopik ultrason. Tabii radyolu ona göre ayarlamamız gerekiyor. Ultrason gününü ona göre planlamamız gerekiyor. Ve laparoskopi yapıyoruz. Laparoskopide laparoskopik ultrasonla hem pankreası hem karaciğeri görsel olarak da peritonu değerlendiriyoruz. Ve bize engel bir durum yoksa biz o zaman tekrar bu hastaya cerrahi devam edip aynı seansta cerrahi kararı verebiliyoruz. Arteri 180 dereceden daha az sarmış bir tümörümüz var. Neoadjuvan kemoterapi verdik ve bu devam ediyor. Stabil. Tümör 2 santimetreydi. 2 santimetre metastazı yok. Laparoskopi de yaptık. Yine peritoneal implantları ve metastazlar yok. Açıp ne yapıyoruz? Açıp tümör rezeksiyonu yapıp Yani tümörün etrafını yani SMA'nın ya da çölyak arterin etrafını mı değerlendiriyoruz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Hani tabii ki teknikle. yani direkt rezeksiyona tabii. Evet. Yani direkt rezeksiyona gitmeden önce bir kere superior arter ve hepatik arter tutulumlarını değerlendirmemiz lazım cerrahiye ilk başladığımızda. Eğer superior mezenterik arterde bir sıkıntımız yoksa superior mezenterik veni alt uçtan yakalayabiliyorsak çünkü yukarıda da portayı yakalayıp ama uçucu anastomoz veya araya graft koyarak ve diğer tarafta da üçüncü olarak da hepatik arter bu tümörün ne kadar içinde? Bu üçünü değerlendirdikten sonra
Ondan sonra ya ameliyata devam ediyoruz ya da hayır, aşağıda SMV'de hiç yerimiz yok. Hepatik arter tamamen içerisinde. O zaman da inoperabil deyip çıkıyoruz. Evet. Ben Mustafa abinin sorusuna yanıt vermek istiyorum. Şimdi ben slaytlarımda da göstermiştim. Bu tip olgularda neoadjuvan tedavi sonrasında spermezanter arter diseksiyonu yapılıp etraftaki dokunun biyopsilerinin alınması ve eğer yanıt tümör veya tümör yok ve fibroz izleyene gelirse radikal cerrahi zorlamak yönünde olabiliyor. Yani bu bir tercih meselesi ama benim şahsi düşüncem ki kısa bir süre yanlarında durduğum için de Heidelberg ekibinin çıkarttığı bir triangle operation durumu var biliyorsunuz. Bence bu zorlanmaya değer bir şey cerrahi. Ama hani günümüzde bu kadar çok sık uygulanıyor mu? Yani baktığınız ilk etapta SMA'nın etrafında görünürdeki tümör yine benzer gibi duruyor. Evet, yanıt alınmamış deyip bırakıyor musunuz? Ya benim şahsi düşüncem muhakkak bu triangle operation aşamaları uygulanmalı. Ve eğer tümör negatifleştiyse sadece fibrozis görüyorsak bence işte sabah konuşuldu arter rezeksiyonu vesaire göze alınarak tümör çıkartılmalı. Benim düşüncem bu yönde. Güzel sunum için teşekkür ediyorum. Ben sorum bir teknik bir soru. Bu problemli hasta grubunda özellikle arter tutulumu varsa ameliyat esnasında yaşayacağımız problemlerin başında işte bahsettiğiniz intimal diseksiyon veya trombüs veya arterin yaralanması geliyor. Bu hastalarda arter rezeksiyona gidecekseniz rekonstrüksiyon için tercih ettiğiniz bir graft veya bir vasküler yapı var mı? Arter rezeksiyona gitmeden primer tamir yapıp rezeksiyondan vazgeçip çıkma gibi bir tercihiniz var mı? Bir diğer sorun da replace arter tutulumunda. Özellikle replace arterde sabah hocamız kısmen bahsetti 4 vakalık şeyde. Replace arteri feda ettiğimizde bunu değerlendirecek bir intraoperatif parametremiz var mı? Veya sizin kullandığınız bir yöntem var mı? Merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi eğer arter rezeksiyonuna gideceksek öncesinde bir kere mesafemiz ne durumda? Yani arteri kenarından tümörden kurtarmak o anda sadece kendimizi kurtarır. Aynı yerde tümör nüksü tekrarlar. Eğer o aşamaya geldiysek biz işi arter rezeksiyonuna kadar gitmemiz lazım. Yoksa tümörden kurtardım, kenarından ayırdım, arter serbestlesi desek bile aynı yerde nüks bizi bekliyor olur. Arter rezeksiyonu yaptığımızda da hepatik arter açısından söylüyorum şu anda. Eğer mesafe kazanabileceksek diseksiyonları artırıp uçucu anastomozu tabii ki tercih ediyoruz. Bizim imagrafti kullandığımız, gastrodüodenali kullandığımız vakalarımız da var. Önder, ikinci soruna cevap olarak Fransız çalışması yayınlandı 2023'te. Replace hepatik arter, sağ replace hepatik arter invazyonu olduğu şüphesi olan hastalara embolizasyon yapılıyor preoperatif. Ameliyattan 2 hafta önce. Ve bu hastaların hiçbirinde geçici iskemi bulguları haricinde postoperatif ciddi bir komplikasyon yaşanmıyor. Bunlar iyi değerlendirirse embolizasyon yapılabilir. Sağ replace hepatik arter, spermezenter arterden girilerek embolize edilebilir ve güvenle rezeksiyon yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bu hazırlığı iyi yaptıktan sonra çok problem olmuyor. Ama yine de Efendim? Replace hepatik arter için de. Ya orada arterin durumuna, invazyonun splenik arteri çok kullanmadık. Safenven kullandığımız olgular oldu. Yani şeye bağlı tabii. Ne kadar hepatik arter invaze olduğuna bağlı. Yarım santim, 1 santimetre ise primer de gelebilir. Söylediğiniz bütün alternatifler olabilir. Splenik arter kullanılabilir. Gastrodöden arter kullanılabilir, safenven kullanılabilir, hepsi yapılabilir. Ama replace hepatik arter invazyonu soru işaretiniz varsa bu hastalarda perioperatif embolizasyon çok işe yarıyor.
İzninizle. Şimdi bakın, hepatik arteri kapatırsanız karaciğer iskemi olasılığınız 50-50'dir. %50 portal venden beslenir. Yani bu transplant gibi değildir. Transplant hepatik arter giderse karaciğer gider. Başka bir alternatifiniz çok azdır. Ama natif karaciğerde hepatik arteri tamamen ortadan kaldırsanız da 50-50 şansınız var. %50 karaciğer yetmezliğine gidebilir. Eğer karaciğer yetmezliğe gitmese bile zaman içindeki oradaki safra yolları sekonder sklerozan kolanjit geliştirir. Net olarak budur. İkinci şeyiniz, probleminiz de ana hepatik kanalda genelde sağ hepatik arterden beslendiği için eğer replaced ise muhtemelen safra kaçağı karşınıza gelecektir. Yani probleminiz budur. Orada şanslıysanız karaciğer yetmezliğine girmez. Ama karaciğer yetmezliğine de gidebilir hastanız. Bunu bilmeniz lazım. Evet Murat Hocam, sadece bir katkı bazında doğru söylüyorsunuz. Evet, safra yolları arterden beslendiği için problem yaşayabilir. Ama belki ameliyat sırasında tümör içindeki replace arteri kesip acaba retrograd bir arter akımı var mı, o bakılabilir. Aksi takdirde safra yolları problemi zaten 3-5 yıl sonra çıkacak. Neoadjuvan tedavi alan bir hastanın surveyine baktığımız zaman rahatlıkla bağlanabilir veya embolize edilebilir. Şimdi Yok. Bağlayın diye en baştan söyleniyordu. Hepatik arter bağlanınca Murat'ın dediği gibi %50 %50 natif portanın arterializasyon diye bir şey var. Yani kurtarabilirsin ama uzun vadede safra kaçınılmaz. Yani mutlaka daralıyor. Şöyle tabii, yani biz böyle agresif bir cerrahi yapacaksak bir radyologla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Replace hepatik var mı? Bunu koruyabilecek miyiz bilmemiz lazım. Common hepatik invazyonu ne kadar çıkartacaksak, bu yani bütün bu planlamaların tamamını preoperatif dönemde yapmamız lazım. Ben Murat Hoca gibi düşünmüyorum. %50 %50, biz daha fazla görüyoruz herhalde. Artere bir şey yaptığımız Kötü zaman tarafı durum. berbat oluyor. Evet. Dolayısıyla biz rekonstrüksiyonsuz asla çıkmıyoruz. Yani çıkmamaya gayret Ya ediyoruz. zaten benim anladığım Hani Murat da öyle bağlayıp bırakın değil, yani yapıyorsanız dedi yani. öyle bir şey yok. Yani onun için bu tür cerrahi yapacaksak planımızı preoperatif dönemde çok iyi bir şekilde yapmamız lazım. Arter rezeksiyonu yapacaksanız da hangi arteri kullanacağınızı da belirlemeniz lazım. Yani safen mi kullanacaksınız? Tübüler mi kullanıyorsunuz? Tüm hepsini belirleyerek girmemiz lazım. Sürpriz şeyler olabilir. O zaman tabii o andaki vasküler cerrahın tecrübesi, sizin arteriyel onarımdaki tecrübeniz, hastanın anatomisi, varyasyonları, bunlara göre hareket etmek lazım ama rekonstrüksiyon yapmakta fayda var. Evet. Ya ben vurgulamak için söylüyorum. Murat Hoca'nınki de zaten bağlayarak çıkalım diye değil. Arterin tıkandığı veya kaybedildiği durumda akıbet açısından söyledi. Yoksa Murat da rekonstrüksiyondan Rekonstrüksiyon yana her tarafında. zaman. Hı. Ölecek. Yani yapmayacaksanız anastomoz bir problem yok. Sadece portal hipertansiyon gelişir hastada. Yani Ama bunlar, anastomoz yapacaksanız anastomozunuz evet, ama bunlar gerek arter bağlanması gerek portal bağlanması çok standart dışı uygulamalar. Yani böyle hani rahat rahat yapalım da yapılıversin falan değil, ancak hayat kurtarıcı olursa düşünmek kaçırır. lazım herhalde. 1970'lerde hatırlarsınız Joseph Fortner'ın serileri Ortadan vardı. kalktı. %90 mortalite sonra ortadan O da kalktı. durdu. Ben bir tek şey kapatmazdan önce bir şey soracağım. Bu neoadjuvan sonrasında siz cerrahi yaptıktan sonra konseye gittiğinizi biliyorum. Konseyde onkologlar kemoterapiye devam ediyorlar mı, duruyorlar mı? Çünkü onların böyle bir terapötik nihilizmleri var. Yani olabildiği kadar verelim, daha da verelim, bir tane daha verelim falan gibi. Rezektabl için patoloji sonucu belki lenf nodu tutulumu önemli olabilir ama borderline ve unresectable'da %90 adjuvan tedavi devam ediyor. Mesela borderline'da verdi diyelim ki FOLFIRINOX'u. 8 planlamıştı, 4'ü verdi, ameliyat yaptınız, kalan 4'ünü verecek. Ama bazen 6 planlıyor, 6'yı veriyor, siz ameliyat ettiniz. Devam mı? Yani genellikle devam ama onkologlara bırakırsak onlar ömür boyu Zaten tedavi tarafında. bırakmayalım diye soruyorum Evet, zaten onun yani. için hasta bazında konsede biz konuşarak aslında yakından takip etsek şu, yoksa onkoloji kararına bırakırsak çok net. Gittiği yere kadar tedavi Bir de veya Ömer'in dediği sabaha kadar tedavi. Küçük bir soru. Apple bir yaptık dediğiniz vaka var ya, orada herhalde preoperatif Apple bir yapacağız diye girmemiştiniz. Yok. Pek kanser döden artar, Allah yüzünüze gülmüş yani. Eğer orada bir Kesinlikle. şey olsa anladım. Tamam. Evet. Peki.
Buyurun. Stabil olan hastalıkları hiç ameliyat şekilde takip edilen çalışmalar var mı sizin düşünceniz? Yani şimdi onları buraya taşımadım ama sonuçlanmış ya da kesinlikle dikte eden yok ama takip var. Özellikle unresectable vakalarda. Lokalleri unresectable, borderline değil. Borderline'da her koşulda cerrahi eğer engel bir durum yoksa. Ama unresectable tümörlerde takip edelim veya takipte kalınan çalışmalar var. Yok, lokallerde yapabiliyorsa mutlaka cerrahi. Engel bir durum yoksa. Borderline'da her koşulda cerrahi yani yapabiliyorsan. Biz orada niye veriyoruz? Sınırda rezektabiliteyi biraz artıralım. Nük süresini uzatalım. Sağ kalımı uzatalım diye neoadjuvant tedavi veriyoruz. Yoksa tümörü küçültelim, arterden kurtaralım derdinde değiliz. Uzun dönemde lokal nüksü ortadan kaldıralım tarafında. Onun için veriyoruz. Ama mutlaka borderline'a cerrahi yapıyoruz. ...29'du galiba. Hayır, şey, overall. Ha, overall. Overall 29, hani virgin vakada belki. Neoadjuvandan sonra diyelim ki 22-24. Yani natural history ya da sırf kemoterapiyle ortalama 11 ay. O yüzden hasta ancak red formu imzalaması lazım. Yani biz etik olarak evet devam edelim dememiz biraz zor. Evet, ama iki tane vakayı genele yapamayız. Yani o yüzden. Lokal ileri hastalarda adjuvan tedavi veriyoruz. Aslında ne adjuvan değil. Bunların sadece %10'u cerrahiye konvert edilebiliyor. Cerrahiye konvert etme demek ne demek? Arteri bırakıyor tümör. Divestment yapabiliyorsunuz. Superior mezenter arter rezeksiyonu zaten önermiyoruz. Gövde tümörleri için çölyak arter çıkartılabilir belki ama pankreas başı tümörleri ile ilgili çok ciddi bir arter rezeksiyon da çok önerilmiyor. Dolayısıyla burada lokal ileride bizim cerrahi alacağımız hasta grup aslında %20'leri geçmiyor. Yani diğer birçok hasta kemoterapiyle devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Neoadjuvan kemoterapi verdik. Radyolojik olarak hatta patolojik olarak tam yanıt aldığımız hastalar var. Bizim 4 tane hastamız var. 2 hasta sizin hastanın kaderine çok benzer. 6. ayda 3 kızı doktor olan bir beyefendiydi. Peritoneal karsinomatoz nedeniyle kaybedildi. Bir tanesi 1 yıl sonra peritoneal karsinomatoz oldu. Diğer 2 hastayı takip ediyoruz. Yani kemoterapiye cevap vermesi, bunun radyolojik olarak cevabının görülmesi, patolojik olarak patologlar bizi şöyle aradılar. Siz bu hastayı neden ameliyat ettiniz? Burada tümör göremiyoruz diye. Yani Allah'tan preoperatif tanıları var. O hasta gruplarının iki tanesinde peritoneal karsinomatoz gelişti. Şuna gelmek istiyoruz. Murat Hoca'nın yorumu çok güzeldi gerçekten. Şu anki tedavilerle, kemoterapetiklerle bu kadar oluyor. Bizim yeni ajanlara ihtiyacımız var. Yani çok cesur, çok becerikli cerrahlarımız zaten var. Yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ama bu kadar oluyor. Yeni tedavilerle belki yeni bireyselleştirilmiş immünoterapilerle, aşılarla bu problemi aşabiliriz. Yani şu anki yöntemlere göre istediğimiz kadar tedavi verelim, istediğimiz kadar cevap alalım ama bunların kaderi maalesef 20-25 aya, 30 aya geçmiyor. Yani böyle bir hasta grubunu tedavi ediyoruz. Yeni kemoterapi ve yeni biyolojik markerlara ihtiyacımız var. Markerlar. Ve biyolojik markerlara Tabii, ihtiyacımız tabii. var. Yani Yani, ama evet. circulating DNA ama başka bir şey yani. Tabii. Ben mikrofonu almışken kapatmak için sana sözü bırakayım. Pardon. Tufan bir şey söylemek istedim. Çünkü konuşulduğu Murat Hoca da üzerine durdu. Yani ameliyat sırasında sağ reflekse hepatik arteri bağladık ama bir sorun çıkmadı gibi bir genelleme sanki çok da isabetli olmaz diye düşünüyorum. Çünkü karaciğerde olduğu gibi sağ karaciğerin de safra yollarının nekroza gitmesi, karaciğer yetmezliği potansiyeli gibi bir tehlike olabilir. Yani o yüzden ameliyat esnasında gördük ve bağladık ama bir şey olmadı. Bence biraz sıkıntılı bir söylem. Mustafa abinin söylediğini netleştirmek istiyorum ve bu konuda en azından bildiğim kadar bazı yayınlardaki tecrübeyi aktarmak istiyorum.
Abi arteri direkt embolize mi ediyorlar yoksa öncesine bir balonla Replace hepatik arteri mi? evet. Replace hepatik arteri direkt embolize ediyorlar. Fransız çalışması. 18 vaka multisentrik. Hiçbir problem yok. Eğer tümör invazyonu soru işareti varsa. Yani replace hepatik arter tümörün içerisinde ve siz bunu çıkartacaksanız bir operatif dönemde çok gönül rahatlığıyla embolize edebilirsiniz. İskemik ataklar var. İlk 2-3 hafta AST aletler falan yükseliyor sonra toparlıyor ama ciddi bir morbidite ve mortalite nedeni değil. Çünkü neyse premezenter arterden yok. Bunların hepsi replace hepatik arterle ilgili yayın. Ben grupta da paylaşabilirim. Hocam hiçbir biliyer komplikasyon yok. Yayını sizinle paylaşayım. Efendim? Hocam 3. haftada cerrahi alıyorlar. Uzun soru. 90 ilk 90 günlük mortalite ve tab hocam. Ben makaleyi grupla paylaşayım HPV grubuyla. Yani öyle bir makalede mutlaka bunun cevabı verilmiştir Tabii editorial yani olarak. hani kısa vadede eğer cerrahi onkolojik cerrahi yapacaksanız böyle bir tedavi yöntemi daha doğrusu seçeneği var. Embolizasyonda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok hocam. Ben embolizasyon sebebini anlamadım. Neden embolize ediyorlar? Avantajı ne? Replace hepatik arteri embolize ettiğinizde preconditioning olarak kolateraller gelişiyor. Ameliyat sırasında zamanına kadar 3 hafta. 3 haftadan sonra çok güvenli bir şekilde tedavinizi yapıyorsunuz hocam. Rezeksiyonla birlikte. Kolateralleri geliştirmek amacıyla yaptıkları bir çalışma hocam. Hocam ama replace hepatik, sağ hepatik arteri kapatsanız karaciğer iskemisi olmaz. Olsa bile karaciğer yetmezliği olmaz hastada. Olmuyor zaten. Ben de onu söylemeye Ay neden çalışıyorum. yaptıklarını anlamadım o zaman. Hocam replace hepatik arteri baştan yani ameliyat sırasında spontan kapatırsanız iskemi olur. Sağ lob da olur. Sağ lob da olur. E tam sol Sağ, lob var. sağ bir sağ lob ama sonuçta kliniğe yansır. Apse de olur. Yani sonuçta bunu olmasın diye, iskemik problemler olmasın diye preconditioning olarak bunu yapıyorlar. Hocam bu makaleyi çok anlamadım ama bir Ben bakmak lazım. göndereyim hocam Tamam. gruba. Ben burada konuşabilirim. Sevgili meslektaşlarım, son ana kadar ateşli tartışmaların oldu. Güzel bir toplantı oldu. Zaten hepatobiliyer cerrahinin bence güzelliği de bu. Hep birbirimizi hem güzel bir şekilde eleştiriyoruz, birbirimizden de öğreniyoruz. Ben öncelikle ev sahipliği için hocama çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, güzel başlayan toplantı yine çok keyifli ve güzel bir şekilde bitti. Bütün oturum başkanlarına, konuşmacılara, diğer illerden buraya kadar gelen meslektaşlarımıza Hepatobiliyer Cerrahi Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum.